Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, tasavvuf bir irfan mektebidir. Bu mektebin amacı mümini aklı selim olarak Allahü Teala Hazretlerinin vahdaniyetiyle tanıştırmak, Kur'an ile bütünleştirmek, ruhunda, duygularında ve kalbinde Allah Teala Hazretlerini hissettirerek onun aşkını dalga dalga kalbe taşımaktır. Kardeşlerim, ilahi aşkın gönülden gönüle dalga dalga yayılması aklı başında her müminin temel şiarı olmalıdır. Ehli takva olan mümin Allah Teala Hazretlerinin aşkını, sevgisini ve muhabbetini önce kendi kalbinde hissetmeli, o aşkın hazzını sonsuz bir şekilde yaşamalı, duygularıyla o aşkın varidatını önce bütünleştirmelidir. Daha sonra da bu ilahi aşkın tecelliyatını, o aşkın duygularını gönülden gönüle dalga dalga taşımalıdır. Kardeşlerim, İslam dini yok etme, yıkma, tüketme dini değil, İslam dini insana hayat verme, insanı insanı kamil vasfiyetine yükseltme dinidir. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Mucibül Beyan'ı insana münhasır olarak İnzal buyurmuştur ki insan kendini tanısın. Kendi varlığını, kudretini, gücünü hissetsin. İnsan yaratıcısı olan Allah'ı tanısın. Allah'ın kudretini hissetsin. Ve insan olmanın ne kadar mükemmel bir duygu olduğunu hissetsin. Kendini hayvani duygulardan arındırarak, nefsani duygulardan müberra kılarak, temizleyerek, ilahi aşkın varidatıyla bütünleşip ve kalbinde, gönlünde, ruhunda ve duygularında Allahü Teala Hazretlerinin feyzi feyzatını hissetsin ve Allah Celle Celaluhu'nun feyzi ile kalbini nurlandırsın. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayınız ki Allahü Teala Hazretlerinin sevgisi, aşkı yani muhabbetullah, gönül dediğimiz aklın, ruhun ve kalbin bütünleştiği o mekana iner. O mekana feyzi feyzatı iner. Kalp dediğimiz o mekanda kardeşlerim iman hücresi vardır ki işte o iman hücresi ilahi aşkın çekim gücüdür. İman hücresi olmayan, imani boyutta Kur'an'la bütünleşemeyen hiçbir müminin kalbi Allah aşkını çekemez. Çünkü iman hücresinden o insan yoksundur. Kardeşlerim, iman hücresi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen her insanın kalbine nur hücresi olarak tecelli eder ve o insan mümin olma sıfatını taşır. Ancak iman hücresinin nurlanıp güçlenmesi için müminin mutlaka ve mutlaka ehli takva olması gerekir. Yani ruhu takva gömleğine bürünmelidir. Aklındaki duyguları Kur'an'ı duygular olmalıdır. Düş ve düşüncelerinde ilahi vasfiyet, ilahi kimlik olmalıdır. Kardeşlerim, Kur'an-ı Mucibül Beyan'ın insana gönderilmesinin ana gayesi nedir? İnsanı hayvani kimlikten arındırıp, nefsani duygulardan müberra kılıp,
insana insan olma boyutunu kazandırarak insani kamil olma vasfiyetine insanı yükseltmektir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Mucibül Beyan insan için ilahi reçetedir. Düşününüz ki bir insan hasta oldu, doktora gider, doktor ne yapar? O hastalığını tedavi etmek için ona bir reçete yazar, ilaç kullanmasını ister. O ilaçları kullanmadığı müddetçe o hastalığının geçmeyeceğini hastasına telkin eder. Eğer diyet uygulanması gerekiyorsa uygulaması gereken doktor o hastasına onu da telkin eder. Şu şu yiyeceklerden kaçınacaksın çünkü bunlar senin vücuduna yaramaz. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Allahü Teala Hazretleri insanı yaratırken insanı hayvanlardan tefrik etmek için insana içgüdüleri dışında nefsi emmare dediğimiz dünyevi duygular yüklemiştir. Çünkü insanoğlu dünya hayatında bir imtihana hazırlanacaktır. İmtihanın geçerli olabilmesi için insana nefsi duyguların da yüklenmesi gerekirdir. Onun için insan DNA'sında insan ruhuna sarmaşık olan nefsani duyguların afatını, tehlikesini bildirmek ve insana gerçek manada ilahi çekim gücü oluşturmak için Rabbimiz Kur'an'ı göndermiştir. Öyleyse kardeşlerim, Kur'an insanın ruhu için, insanoğlu için ilahi bir reçetedir. Nasıl ki doktor zahiri manada insanı tedavi edebiliyorsa, insanın tekrar sağlığına kavuşması için ona ilaç yazabiliyorsa, nasıl ki diyet uygulayabiliyorsa zahiri manada, Kur'an-ı Mucibül Beyan da kardeşlerim, mana aleminde, mana ikliminde, ruhani boyutta insan oğlunu insani kimliğe kavuşturmak için ilahi reçetedir. Bir müminin bütün hayatı Kur'an ile bütünleşmelidir. Yani Kur'an bizim aklımıza, ruhumuza, bedenimize ve kalbimize hitap etmelidir. Kur'an mümin tarafından demiyorum, insan tarafından ciddiye alınmalıdır. Kur'an'ı ciddiye almayan kişinin kalbinde iman hücresi zaten yoktur. Değerli kardeşlerim, Allah Teala Hazretlerinin feyzü feyzatını çekebilmek için, onun aşkını doya doya hazzıyla beraber yaşayabilmek için müminin kalbinde iman hücresi olmalıdır ki o iman hücresindeki mir'et, ayna, ilahi duyguları kalbe yansıtabilsin. Eğer bir insanda iman hücresi yoksa, iman nüvesi yoksa, iman nuru yoksa, o insan değil ki Allah aşkını yaşamak, değil ki ilahi feyizattan nemalanmak, ondan bir ışık almak, o insanın mümin olma vasfiyeti bile olmaz. Onun için kardeşlerim, ehli tarikin, ehli tasavvufun ve ehli takvanın en önemli işi duyguları ile, ruhu ile ilahi bütünlük içinde olmalıdır. O ilahi bütünlüğü de bir yer ne sağlıyor? Kur'an-ı Mucibül Beyan'daki ilahi anlatımlar sağlıyor. Rabbimiz diyor ki, ey mümin, iyi bir insan olabilmen için, karakterli, insani kamil olabilmen için şu haramiyetten kaçınman gerekir. Zina etmeyeceksin, içki içmeyeceksin, cana kıymayacaksın, kumar oynamayacaksın, menhiyattan tamamen arı olacaksın, uzak olacaksın ki iyi bir insan olasın. Bu da yetmez. Ey mümin, namaz kılacaksın, alın terinle çalışacaksın,
kimseye karşı kin ve adalet duymayacaksın ki iyi bir insan olasın. Demek ki değerli kardeşlerim, insanı kamil olmanın yolu Kur'an'daki ilahi emirlerle bütünleşmekten geçer. Değerli kardeşlerim, her mümin kalbini hırstan, enaniyetten, ucubiyetten arındırması için Kur'an ile bütünleşmesi gerekir. Nice insanlar vardır ki öylesine enaniyet duygusuna kapılmışlardır ki kendi kendilerine bile zulmeder hale gelmişlerdir. Kendi enaniyetlerini yenemiyorlar ki tövbe etsinler de Allah'a kul olsunlar. Kendilerini hesaba çekemezler ki kardeşlerim tövbe edebilme ve günahı hatırlama hususunda bir çabaları olsun. Değerli kardeşlerim, kalbinde iman hücresi olmayan veyahut da iman nüvesinde aşırı bir zaafiyet olan kişinin aklına namaz kılmak gelmez. Kendini hesaba çekmek gelmez. Allah ile bütün yaşamak için nasıl bir çaba sarf edecektir? Aklına gelmez. Allahü Teala Hazretlerinin ismi celilelerinden haz alamaz. Onun şefkini yaşayamaz. Duygularında Allah Teala Hazretlerinin feyzatı olmaz. Düş ve düşünceleri çıkar ve menfaata dayalıdır o insanın. Kardeşlerim, Kur'an insanı yok etmesi, yıkıp tüketmesi için değil, insanı kimlik kazandırması ve ilahi duygular ile insanı bütünleştirmesi için Allah Teala tarafından gönderilmiş ilahi vahyin ta kendisidir. Kur'an, bakınız kardeşlerim, canlıyı yani insanı kamil olmaya götürür. Çünkü ilahi değerleri insana hatırlatır. Estağfirullah. Kul nehbidu minha cemi'a. Cenab-ı Hak ve Tekkaddes Hazretleri ne buyuruyor? Adem Aleyhisselam'ın işlediği basit bir zellede. Bakınız, basit bir zellede. Basit bir hatadan dolayı ne yaptı? Ey Adem, çıkın cennetten. Ancak yeryüzüne ineceksiniz. Fakat orada başıboş değilsiniz. Hayvanlar gibi olamazsınız. Çünkü ben size kendi ruhumu yükledim. Akıl yükledim. İdrak yükledim. İrade-i cüz'iye yükledim. Orada yine benden gelen hidayeti bekleyin. Benim yol göstericiliğime uyacaksınız. Kim benim yol göstericiliğime uyarsa, benim gönderdiğim ilahi vahdaniyeti uygularsa onun için bir mahsuniyet yoktur. Evet kardeşlerim, insan olmanın en önemli değeri Kur'an-ı Mucibül Beyan'la bütün yaşamaktır. Kur'an-ı Mucibül Beyan'la bütün yaşamayan, ilahi dengeyi hayatına aksettiremeyen hiçbir insan İmanı kamil noktasında hakiki mümin olamaz. Ancak kalbinde iman hücresi müminin olur. Nice insan vardır ki çok zekidir. Dünya hayatında başarılı işleri vardır. Çok zekidir. Elektriği bulan insan zekidir. Uçağı bulan insan zekidir. Efendim, mikrofonu bulan insan zekidir. Bilgisayarı bulan, keşfeden insan zekidir. Zeki insan çoktur. Fakat iman etmediğinden dolayı bu insanların zekasından kaynaklanan iltifatları ilahi boyutta değildir. Dünyevi boyuttadır. Onlara verilen ödül de dünyevidir. Ancak bir müminin zekasından kaynaklanan yaptığı güzel işlerden sevap alabilmesi için, ameli saliha boyutunda amel defterine yazılabilmesi için mutlaka imani ve itikadi duygularda
Kur'an'la bütünleşmesi gerekir. Kardeşlerim, bir müminin kalbinde iman hücresi olmazsa, yani kevkebi dürriyün olmazsa, yani yıldız gibi parlak bir iman hücresi olmazsa, o müminin, o insanın kalbi artık mümin değildir. O insan mümin değildir. Onunla Allahü Teala Hazretleri ilgilenmez. Allahü Teala Hazretlerinin feyzi feyzatının kalbe yansıyabilmesi için, akla ve idrake yansıyabilmesi için, Allah Teala Hazretlerinin aşkının, muhabbetinin, şefkinin kalpte bir alamet, bir ışık oluşturabilmesi için mutlaka o kalpte bir çekim gücü oluşmalıdır. O çekim gücü de nedir? Kalpteki iman hücresidir. Kardeşlerim, daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Nasıl ki bir mıknatıs oduna karşı duyarlı değildir. Efendim, betona karşı duyarlı değildir. Ancak demire karşı duyarlıdır. Kardeşlerim, kalpteki iman hücresi de artık Allah'ın feyzatına karşı duyarlıdır. Allah sevgisine ve onun aşkına karşı duyarlıdır. Onun içindir ki İrşadi Baba Hazretleri ve Ağlar Baba Hazretleri, Maksud Efendi Hazretleri gibi, Bahattin Nakşibendi Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri gibi büyük tasavvuf ehli olan mürşid-i kamiller, ilahi aşkın boyutunda kendilerinden geçmişlerdir. Dünyevi bir çok şeyi bir yana bırakıp, ilahi boyutta kendi varlıklarını yok etmişlerdir. Fena fillah olmuşlardır, beka billah olmuşlardır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayınız ki, İrşadi Baba ve Ağlar Baba Hazretleri Kur'an ile bütün yaşamasalar idi, elbette ki bizim ilgimizi asla çekmezlerdi. Biz onları seviyoruz ve onların açtığı nurlu yoldan yürüyoruz. Çünkü onlar da Kur'an'ın yolundan yürüdüler. Maksud Baba Hazretleri tevazu kimliğinde olmasaydı bizler onun da yakınında olmazdık. Onda öyle bir ilahi aşk vardı ki o ilahi aşkın getirdiği ilahi cazibeyi damarlarına kadar hissederdi. Gönül duygularına kadar hissederdi. Ruhu o aşk ile yanıp tutuşurdu. Ahmet Baba Hazretlerindeki Kur'an'ı ve fenni boyutun ciddiyeti olmasaydı onun da yanında olmazdık. O herkese derdi ki mutlaka Müslüman ilmi fen ile, fen ilmiyle bütünleşmelidir. Yoksa Müslümanlar sıkıntı çekerler. Rabbime şükürler olsun ki bizlere sakın Kur'an'ın yolundan ayrılmayın diyen İrşadi Baba ve Ağlar Baba, Maksud Baba gibi mürşid-i kamillerin yakınındayız. Onların gözetimindeyiz. Onların pençesi altındayız. Onların açtığı nurlu, ışıklı yola, Kur'an yoluna yürüyoruz. Hazreti Muhammed aleyhisselam, yani Hatemül Enbiya Peygamber aleyhisselamın ümmeti olmakla mutluyuz ve onun ümmeti olmaktan da aşk duyuyoruz, şefk duyuyoruz. Kardeşlerim, şunu unutmayın ki Resul-i Ekrem Efendimizin sünnetinde riya ve gösterişe yer yoktur. Allah'ın peygamberi müminlere takva elbisesi olan, yüz görümlüğü olarak kabul edilen gönül elbisesini tavsiye etmiştir. Gönül duygularının peygamber gibi hayata ermesini istemiştir. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabulüyle makbul buyursun. Kardeşlerim,
İrşad-ı Baba Hazretleri'nin açtığı Kur'an'ı yoldan yürümeye devam ediyoruz. Ve şunu biliyoruz ki Ağlar Baba Hazretleri'nin yazdığı ebyatlar yalnız kendine münhasır değil, toplumun faydalanması içindi. Biz de bunu savunuyor, bunu yaşıyoruz. Bu konuda hiç kimse bizim yolumuza taş koyamaz, taş koyma cüretini gösteremez. Çünkü biz mazlumuz. Mazlumun sahibi Allah'tır. Mazlumun sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Mazlumun sahibi Mürşid-i Kamillerdir kardeşlerim. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Tıpkı Ağlar Baba Hazretlerinin buyurduğu şu kelimeyi ben itiraf ediyorum. Ağlar Baba Hazretleri Maksud Efendi'ye buyuruyor ki, ey Maksud, ben Kur'an'dan ayrılsam, kendi heva ve heveslerime uysam, onları size telkin etsem, ihtişam peşinde koşsam, kendimi bir şey zannetsem ne yaparsınız? Maksud Baba Hazretleri de buyuruyor ki, vallahi Baba Efendi peşinden gitmeyiz. Kardeşlerim, işte Kur'an'ın açtığı, Kur'an'ın gösterdiği, İrşad-ı Baba'nın yürüdüğü o nurlu yoldan ayrılırsan kimse elbette ki yanında olmasın. Olursa zaten ona yazıklar olsun. El-Fatiha.